Bandana falan da taktım. Cicili bicili oldum. İyi gibi duruyor. Bu arada şurada bir kadın girip çıkıyor, bir şey yani temizlik yapıyor da. Bir anda yalnız duygu değişim. Ne yapayım ya? Heyecanlıyım biraz da. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve bugünün özellikle benim hayatımdaki yeri gerçekten apayrı. Çünkü böyle küçüklüğümden beri hani hep 23 Nisanlarda küçükken çok böyle özenirdim, çok mutlu uyanırdım. Barış Manço'nun işte bugün bayram, erken kalkın çocuklar şarkısıyla biliyorsunuz yani benim yaşlarımda olanlar bilirler. O şekilde böyle başlıyorduk güne. Televizyonlarda hep o şarkı çalardı. 19 Mayıs'ta da hep şey olurdum. Büyüyünce ben bugünü de kutlayacağım falan derdim. Ve hani böyle 13-14 yaşından sonra 19 Mayıs'a da kendi üzerime alınır oldum. Neyse, buradan lafı nereye getirmek istiyorum? Bugün 19 Mayıs vesilesiyle hem sizlerin bayramını kutlamak ve bunu böyle paylaşmak, hem de açıkçası bu vesileyle Atatürk'ü anmak ve biraz da Türkiye'ye dair sevgimi dile getirmek istedim. Ve bugünün de biraz böyle paylaşarak, konuşarak sizlerle hakkını vermek istiyorum. Siz de bu arada bugün özel böyle spor yapın derim. Eğer ki biraz hani yaşınız varsa yine de o içinizdeki genci hissedin derim. Belki de zaten hissediyorsunuz, ne şanslı size. Eğer ki zaten gençseniz doya doya yani evde bile olsanız böyle çılgınlar gibi şarkı söyleyin. Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum, böyle bugünü çok üzerime alınıyorum. Hani Atatürk'ün bizlere hediye ettiği bir gün. Ve bayramlarda böyle içim kıpır kıpır oluyor. Dediğim gibi özellikle 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta. O yüzden tekrar ve tekrar bugününüzü, bu bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Öncelikle zaten Ulu Önder Atatürk'ümüze çok teşekkür etmek istiyorum şahsım adına. Çünkü ya şuradan aslında bir konuyu bağlamak da istiyorum. Yani diğer videolarımı izlediyseniz bazı videolarda ara ara değindim. Bu arada bu videoda da böyle çok derinlemesine kendimle ilgili bu konulara girmeyeceğim. Ama şunu belirtmekte fayda var bence. Ben 12-13 sene kadar hani yurt dışında yaşadım ve Türkiye'ye döndüm. Açıkçası hani ya Amerika ya İngiltere'de kalma şansım çok fazlaydı eğer ki isteseydim. Ama istemedim. Bunu söylerken de hani orada kalmayı seçenleri asla yargılamıyorum. Asla öyle algılamayın. Ben çok saygı da duyuyorum. Ve açıkçası imrendiğim de bir şey hani orada yaşayabilmek ve orada hani hayatın boyunca kalmayı seçebilmek. Ama ben o insanlardan olamadım ve ülkeme dönmek istedim açıkçası. Neden ülkeme dönmek istedim? Astrolojik olarak konuya da yaklaşmayacağım. Ay burcumun yengeç olmasından dolayı falan diye o bir kenara. Çünkü arkadaşlar yani özellikle bir 6 sene kadar İngiltere'de yaşadım. Hani en uzun yaşadığım süre İngiltere'deydi ve oradayken hani öyle ya da böyle o kültürel farklılıkları hissetmek, bir şekilde hani öğrendiğim, edindiğim bütün bilgilerimi, tecrübelerimi, deneyimlerimi Türkiye'de paylaşmak istemek ve Türkçe konuşmak daha fazla. O bizim hani o bilmiyorum şeyimizi, böyle birbirimize destek olma duygumuz, sıcakkanlılığımız, gerçekten misafirperverliğimiz, sevgi dolu kalbimiz, o yani her şeyimiz diyeyim beni çok Türkiye'ye çekti. Ve ben açıkçası bu kadar uzaklara gitmeden önce hani milliyetçi demek istemiyorum. Ben kendimi açıkçası böyle milliyetçi, şu işte Atatürkçü ya da ne bileyim demokrat hani böyle bir şeyci diye tanımlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu benim nacizane fikrim ve herkes tabii ki de dilediğini düşünmekte çok özgür. Bu yüzden hani milliyetçiyim ve bu yüzden döndüm diyemem ama şurası bir kesin. Gerçekten Atatürk'e saygım çok fazla ve Ulu Önder Atatürk'e diyeceğim. Onun Türkiye'yi bize aslında miras bırakmasının değerini çok derinlerimde hissediyorum. Bu hani işte ilkokul, ortaokul bilgilerimizden de öte
Böyle Atatürk'ün evini ilk Yunanistan'da işte Selanik'te gezmeye gittiğimde içime çok doldu taştı bu duygu diyeyim. Onunla evini görmek ve Türkiye için yaptıklarını o evi vasıtasıyla hissetmek nasıl hissettim bilmiyorum. Orada böyle onun enerjisini çok hissetmiştim diyeyim size. Ve o gün aslında net olarak tamam dedim. Yani ben gerçekten hani Türkiye'ye dönmem lazım. Yani sanki böyle Atatürk'e bir borcum var gibi bir hissiyatım vardır hep hayatım boyunca ve dolayısıyla da Türkiye'ye. Buradan şuna değinmek istiyorum. Bütün öğrendiğim bilgimi, birikimimi, deneyimimi, her türlü paylaşımımı Türkiye'de yapmak istiyorum. Türkiye'ye katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de özellikle 19 Mayıs'ta hem bunu size böyle bir itiraf ve paylaşım olarak alırsanız çok sevinirim. Hem de gerçekten böyle bugünü açık kalplilikle, sevgiyle, coşkuyla, neşeyle beraber kutlarsak, bu arada mikrofona ellerim falan değiyor, ne yapayım? Çok sevinirim. Yani gerçekten Türkiye'mizin, canım Türkiye'mizin değerini bilelim. Ve yani o yüzden bilmiyorum Türkiye'yi çok önemsiyorum. Bu sebeple bayramlarımızı çok önemsiyorum. Özellikle dediğim gibi 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı, 29 Ekim'i çok önemsiyorum. Bu günler bize miras arkadaşlar ve bu günlere gereken özeni, gereken İnceliği, gereken neşeyi, gereken coşkuyu vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ve yani o yurt dışında yaşayıp yurdunu özlemenin ne demek olduğunu bilenler anlar. Ve ben açıkçası Türkiye'min diyeceğim. Çünkü orada Türkiye benim için Türkiye'm oldu. Özellikle Amerika'da, Los Angeles'ta yaşarken işte maddi sebeplerden dolayı dönemezken ve uzun, yani bana göre uzun aylar oluyor. Bir 5-6 ay kadar hiç dönememiştim. Hani o dönemlerde o içimde oluşan duygulardan dolayı ne kadar Türkiye'yi sevdiğimi o dönemlerde anladım. Neyse konumuz böyle bunları size anlatmaktan da öte bugün bayramınızı kutlamak. Ama biraz bunu da bilin istedim. Çünkü gerçekten ben galiba bir dizide mi geçiyor? Yani doğduğun ev kaderindir diye bir söz böyle son zamanlarda dolanıyordu orada burada. Doğduğun evin kaderin olduğuna bir yerde inanıyorum. Bence kesinlikle eğer ki bu topraklarda doğduysak, bu topraklara katacak, bu insanlarla paylaşacak bir şeylerimiz olmalı. Bu ne olabilir sizin için? Belki bunun üzerine siz de düşünmek isteyebilirsiniz. Bilmiyorum, benim için bu Türkiye'ye yani insanlara olabildiğince bu sadece tabii ki de Türkiye değil ama hani öncelikle burası. Yani yurduma çok bağlı bir insanım ben ve gerçekten her karışını çok seviyorum. Bugünlere nasıl gelindiğinin minnettarlığını çok derinlerimde hissediyorum. Dolayısıyla videoyu çok fazla da uzatmak niyetim değil ama Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bugünü doya 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 coşkuyla kutlayın. Kutlu ve mutlu olsun. Nice daha da güzel, hani bu evde kaldığımız süre boyunca umuyorum iyi geçirmişsinizdir ama daha da özgür olabildiğimiz bu anlamda günleri olsun diyorum. Tabii ki de sağlıkla, coşkuyla ve mutluyla, mutluyla ne bilmiyorum, mutlu olduğumuz. Ben böyle sislendim, püslendim. Hatta bunları da taktım. Sevgiyle birbirimize bağlı olalım diyorum. Bizleri iyileştirecek, bizleri güzelleştirecek tek şeyin sevgi, özgürlük, coşku ve neşe olduğunu düşünüyorum. Size de bu duygularla, bu hallerle dolu günler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız tekrardan kutlu ve mutlu olsun. Bana destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Söyleyeceğim mi? Ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin? Biz sizin bayramınızı kutluyoruz. Değil mi Joy? Of. Naz yapıyor. Naz. Oo. Tamam.